Şimdi izleyeceğimiz görüntüler, iş makinesi kullanan bir adam tarafından gecenin bir yarısı, gayet ıssız sayılabilecek bir yolda kayda alındı. Adamın kullandığı iş makinesi bir engelin üzerinden geçiyormuşçasına tökezliyor. Kullanan kişinin yazdığı açıklamaya göre iş makinesinin bakımları tamdı. Yol ise neredeyse pürüzsüz sayılabilecek kadar düz ve engelsizdi. Bunları bilmenizde fayda var çünkü izleyeceklerimiz tam da bu konuyla ilgili olacak. Adam ertesi gün şantiyede ihtiyaç duyulacak olan aracı o bölgeye doğru sürüyordu. Bir şey yaşanacak. Bir şeyin veya birinin üzerinden geçmiş gibi görünüyor. Kendisi canlı gözlerle önünde herhangi bir engel görememişti. Yol ıssızdı ancak o kadar da karanlık değildi. Adamın ne kadar şaşırdığını anlayabilirsiniz. Çünkü önünde gerçekten de hiçbir şeyin olmaması gerekiyordu. Arka kamera monitörüne bakıyor. Arkada bir adam vardı. Öylece durmuş bekliyordu. Muhtemelen az önce üzerinden geçtiği kişi tam olarak oydu. Ancak ürpertici olan şu ki öyle biri aslında orada yok. Canlı gözlerle görünmüyor. Ayrıca iş makinesi onun üzerinden gerçekten geçmiş olsaydı muhtemelen şu an parçalarını sayıyor olurduk. Eğer video kurgu değilse kamera ekranından görünen arkada durmuş o kişi elbette bir insan değil. İtiraf etmeliyim ki beni gerçekten etkileyen bir video oldu. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi size bir süre önce paranormal meraklıları arasında büyük bir kargaşaya neden olan bir vakadan bahsedeceğim. Mario Lara isimli Meksika'da yaşayan bir girişimci. Bulunduğu bölgede önemli sayılabilecek bir iş adamı. Bir süre önce satışını yaptığı ürün yelpazesini genişletmek için oyuncaklardan ve parti malzemelerinden oluşan bir mağaza açtı. Kendi girişimcilik becerileri sayesinde mağaza açıldıktan sadece birkaç gün sonra popüler bir hale geldi ve oldukça fazla sayıda düzenli müşteri kazandı. İlk başta her şey yolundaydı ama açılışından bir süre sonra Mario garip şeyler fark etmeye başladı. Bazen sabahları mağazayı açtığında etrafı gece bıraktığı gibi bulmuyordu. Oyuncaklar hareket etmiş veya ettirilmişti. Oyuncak hikayesi animasyonundaki gibi oyuncaklar geceleri canlanıyordu sanki. Bunun normal koşullarda imkansız olduğunu kendisi de biliyordu. Ancak Mario Lara'nın Facebook hesabında paylaştı ve söylediklerine kanıt olarak gösterdi. Uzun, siyah saçlı bir bez bebeğin evin içerisinde kaydedilen görüntülerine bakacağız. Ardından yine devam edelim. Şüphelendiği oyuncak bebeğin kendisinde gerçekten de tuhaf bir şeyler olduğu anlaşılıyor. Mario, arkadaşlarının ısrarı üzerine muhtemelen olası kötü ruhları uzaklaştırmak için bir tür ayin yapmaya karar verdi. Ayrıca rahipten yardım istedi ve hem o oyuncağı hem de mağaza binasını kutsadı. Bundan sonra tüm garip fenomenlerin bir anda durduğunu ve her şeyin normale döndüğünü söylüyor. Ancak yeniden başlaması sadece birkaç gün sürdü. Hatta buna sebep olan şey her neyse çok daha güçlü bir şekilde geri dönmüştü. Bir gece vakti Mario'nun telefonuna mağazadaki hareket sensörlü kamera tarafından bir bildirim gönderildi. Mario bildirime tıkladığında bu görüntüyle karşılaşacaktı.
İlk başlarda burada yaşananlar sadece gece yarısı ve içeride kimse yokken gerçekleşiyordu. Ancak zamanla insanlar içerideyken ve gündüz vaktiyken yaşanmaya başladı. Mario, mağazada sık sık ne kendisine ne de aile üyelerine ait olmayan tuhaf siyah saçlar bulmaya başlamıştı. Az önceki olayın yaşandığı geceden birkaç gece sonra telefonuna hareket sensörleri tarafından yeniden bildirim gönderildi. Bu defa izleyeceklerimiz öncekinden çok daha ürperticiydi. Aynı zamanda etrafta rastgele buldukları ve kimseye ait olmayan saçları da açıklıyor gibi. Saatler gece yarısını geçmişti ve bu yaşandı. Bir insana benziyordu ama kesinlikle bir insan değildi. Aslında ne olduğunu kestirmek zor. Ancak orada olduğunu herkese göstermek için meydan okurmuşçasına kafasını kaldırıp tam kameraya doğru bakıyor. Ben buradayım ve siz hiçbir şey yapamazsınız der gibi bir hali var, öyle değil mi? Bunun üzerinden de birkaç gece geçtikten sonra maalesef Mario telefonuna başka bir bildirim daha aldı. Ancak bu sefer mağazayı kontrol etmek için sabahı beklemedi. Ani aldığı bir kararla hemen Facebook canlı yayınını açtı ve izleyicilerin gözü önünde mağazaya doğru gitmeye başladı. Pues bueno, voy a apagar la luz y a irnos. Uy, escuché un ruido por allá. Quitamos la veladora por cuestiones de seguridad.
Y pues todo normal. Nadie me quiso acompañar. İlk başta telefonundaki bildirim yanlış bir alarm gibi gözükse de daha sonra şans eseri yukarı doğru baktığında tıpkı diğer videoda gördüğümüz yaratığa benzeyen bir şey fark etti. Mario korkusundan doğal olarak hemen orayı terk ettiği için onun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Eminim hangimiz olsa aynı tepkiyi verirdik. Facebook canlı yayınında yaşanan bu olay sonrası bazı paranormal araştırma ekipleri mağazaya gelerek gece araştırma yapmak istediler. Ancak böyle bir araştırma gerçekleştirildi mi, bir sonuç alındı mı bu konu hakkında bir bilgim yok. Olayın popülerliği devam etseydi muhtemelen biliyor olurduk. Yabancı kaynaklardan yaptığım araştırmalarda şunu fark ettim ki yaşanan bu olaylar silsilesine inanan birçok insan var. Açıkçası ben kararsız kaldığımı söylemem gerek. Bir kurgu mu yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Bunun cevabını bilen tek kişi sanırsam Mario Lara. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler Happy Fox Production adlı kanalda yayınlandı. Bu kanalda normalde paranormal olaylarla alakasız videoların yayınlandığını ve doğaüstü durumlarla ilgisi olmadığını söylemem lazım. Kanalın sahibi olan adam evine hırsızlık ihtimaline karşı hareket sensörlü kameralar yerleştirmişti. Bu kameralardan birine ürpertici bazı görüntüler yansıyacaktı. Kaydedildiği gün evin içerisindeki aile üyelerinin tamamının tatilde olduğunu ve evdeki tek canlıların kediler olduğunu söylemem gerek. Önce görüntüleri izleyelim. Videoda gerçekleşen birkaç ürpertici olay var. Bunlardan ilki koridorda bir insana aitmiş gibi görünen gizemli bir gölgenin belirmesiydi. İlginç olan şey şu ki gölgenin hemen yanındaki kedi bunu fark edemezken yatağın üzerindekinin onu gördüğünü ve korktuğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Aynı durum kapı ve kendi kendine hareket eden masa için de geçerli. Kanalın sahibi olan adamın söylediğine göre eve döndüklerinde hiçbir değerli eşyaları çalınmamıştı ve hiçbir yere de zarar verilmemişti. Ancak kameralar duvara doğru döndürülmüştü ve hayvanlar da korkmuş gibiydi. Bu video internet aleminde birçok kez paylaşıldı. İnsanların ilgisini çektiği kesin. Duvarda geçen gölge ve eşyaların yer değiştirilmesi kurgulanabilir. Fakat kedilerin tepkisi beni videonun gerçek olduğu konusunda ikna ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Skinwalker'lar, Kızılderili efsanelerinden günümüze kadar ulaşan, ürpertici özelliklere sahip yaratıklardır. Birçok sesi ve hatta insan konuşmasını neredeyse mükemmel bir şekilde taklit ederek insanların kafasını karıştırabilirler. Ancak daha da kötüsü şu ki, Skinwalker'ların görüldüğü iddialarının ortaya çıkışı ile aynı bölgede insanların gizemli bir şekilde ortadan kaybolma vakalarının artması aynı yıllara ve bölgeye denk geliyor. Haliyle insanlar Skinwalker'lar ile ilgili kötü hikayeleri anlatmaya, ondan korkmaya ve önlemler almaya başladılar. İlk ortaya çıkışı günümüzden yüzyıllar öncesine dayanıyor. Size ilginç olan başka bir şey daha söyleyeceğim. Bunların en yoğun bir şekilde görüldüğü iddialarının dolandığı yer Utah bölgesinde yer alan bir çiftlik. Hatta zamanla bu bölgeye Skinwalker çiftliği ismi bile verilmiş. Tuhaf bir şekilde UFO gözlemleri de bu bölgede oldukça yaygın durumda. Gözlemlenen UFO olayları ve ismi geçen
geçen Skinwalker'lar arasında bir bağlantı olabilir mi? Bu konu hakkında ilerleyen videolarımızda daha birçok video kaydı izleyeceğiz. Ancak bugünkü görüntüler Franco TV adlı kanaldan gelecek. Bu gizemli yaratıklardan biriyle karşılaşacak kadar şanslı olacağını umarak geceyi Skinwalker çiftliğinde geçirmeye karar verdi Franco. Doğru yerde miyim diye düşünürken etraftaki işaretlere bakarak buranın o çiftlik olduğuna kısa sürede ikna oluyor. Muhtemelen geceleri olağan dışı herhangi bir şey için çölü tarayan birkaç kamera tespit etti. Hem de bu kameralar neredeyse birkaç metre aralıklarla yerleştirilmişti. İnsanların Skinwalker isimli yaratıktan gerçekten de korktukları buradan bile anlaşılıyor. Aynı zamanda yerde farklı farklı hayvanlara ait kemiklerle de karşılaştı. Franco hava karardıktan sonra çiftliğin etrafını saran çitlerin yanına gelerek burada beklemeye karar verdi. Garip olan bir diğer şey ise çitin neredeyse tamamı boyunca muskalar, kapanlar ve ne olduğunu anlayamadığı başka tuhaf şeyler bulmasıydı. Bu derece sıkı önlemlerin alınması insanı gerçekten düşündürüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Franco çevresinde tek bir noktadan ama aynı zamanda her yönden geliyormuş gibi görünen çeşitli sesler duymaya başladı. I'm getting something. What the hell is that? Alright, I'm bringing the night vision. Hello? Oh, you're messing with me. Holy sh! Scared the hell out of me, whoever you are. Hello? Bir noktada karanlıktan gelen sesler insan konuşmasına o kadar benziyordu ki birinin ona şaka yapıp yapmadığını düşünmeye başladı. Ancak öncekilerden daha ilginç olan sesler işitecekti. Just say one more time, I'll leave. Oh, okay. Thank you. I'm gone. Franco, duyduğu bu seslerin bölgenin polisinden veya güvenlik görevlisinden geldiğine inanmaya çalıştı. Ancak sakince düşündüğünde birinin fark edilmeden ona yaklaşabileceğine inanmak zordu. Ve ayrıca polis böyle bir şeyi neden yapsın ki? Şunu da söylemeliyim ki, dikkatlice dinlediğinizde gelen seslerin pek de doğal olmadığını anlayabiliyoruz. Sizce o an Franco ile birlikte orada bulunan şey Skinwalker'ın kendisi olabilir mi? Sonuçta bu canlılar tüm sesleri ve hatta insanları taklit etme yetenekleriyle tanınıyorlar. Belki de o gece Franco'nun oradan sağ çıkması gerçekten büyük bir şanstı. Kurgu veya gerçek bunu bilmiyorum ancak izlerken gerildiğimi söylemem gerek. Siz ne düşünüyorsunuz?